İlkokul sıralarından anlatıla geldiği üzere onu çok iyi tanıyoruz. Ancak bilmediğimiz o kadar farklı özellikleri var ki. Belki de bazen sadece onu bir asker, bir devlet adamı olarak gördüğümüz için birçok şeyi atlıyoruz. İşte dilerseniz bugün sizlerle Atatürk'ün farklı yönlerine bakalım. Kendisinin de deyimiyle iki Mustafa Kemal vardır. Birincisi, et ve kemikten olan fani, geçici Mustafa Kemal. Ancak ikinci Mustafa Kemal'den bahsederken, ben değil, biz demeliyim der ve şöyle devam eder. İkinci Mustafa Kemal, yani sizler, çalışan köylü, işçi, vatansever herkes, işte o Mustafa Kemal ölmez. O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni yaşam ve büyük amaç için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim girişimlerim, onların özlemlerini, çektiklerini tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepimiziz. O halde gelin biz olan Mustafa Kemal'i birlikte tanıyalım. Onun çok farklı yönleri vardı. Tarihten, edebiyattan, arkeolojiden, filolojiden çok büyük zevk alırdı. 4000'e yakın okuduğu düşünülen kitabın birçoğu bu alanlardaydı. Bir gün bir arkeoloji kazı geziyordu, Ahlatlı Bel kazısı. 2 haftadır arkeologlar çok da önemli eserler çıkaramamışlardı. Mustafa Kemal gezinin sonunda şurayı mı kazsanız acaba dedi. Ve bugünü seyreden günlerde en önemli eserler Mustafa Kemal'in belirttiği yerden çıktı. İşte o bir dehaydı. Her yönüyle bir dehaydı. Yıl 1921. Sakarya'da Yunanlı işgal orduları ilerlemekte. Eğer bu savaşı kaybedersek Ankara düşebilir. Hatta bazı milletvekilleri bu ihtimalden ötürü meclisin Kayseri'ye taşınmasını konuşuyorlar. İşte böyle bir ortamda. O dönemde Kurtuluş Savaşı'nı yönettiği Ankara tren garındaki istasyon binasında. Gece yarısı özel kalem müdürünü yanına çağırdı. Adamcağız telaşlandı. Tabii gece yarısı ne olmuş olabilir? Derhal Mustafa Kemal'in karşısına çıkan özel kalem müdürü "Kararname hazır mı?" cümlesiyle daha da çok şaşırdı. Ne kararnamesi? "Kararname hazır mı?" diyorum. "Eğer hazırsa getir de hemen imzalayayım." Öyle ya, cepheye gidiyordu. Geri dönüşü olmayan bir yol. Özel kalem müdürü "Hazır efendim." dedi. Peki bu kararnamede ne yazıyordu? İşte Mustafa Kemal'i çağdaşlarından çok daha büyük bir lider kılan şey. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk müzesinin açılışının ilan edildiği kararname. Düşünebiliyor musunuz? Savaşın ortasında siz gece yarısı bir müzenin kuruluşuna dair bir kararname imzalıyorsunuz. Ve böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurtuluş Savaşı verirken müze kuran ilk devlet olarak dünya tarihine girmiştir. Yine aynı yıl, 1921 yılı, Kütahya-Eskişehir savaşlarından çıkılmış, büyük bir yenilgi alınmış, bunun telaşının yaşandığı bir dönem ve Ankara'da eğitim kongresi toplanıyor. Tabii bazı çevreler diyorlar ki ya biraz sonraya mı ertelesek acaba, bu eğitim kongresinin sırası değil mi şimdi? Mustafa Kemal çok güzel bir cevap veriyor onlara ve diyor ki cahillikle savaş düşmanla savaş kadar elzemdir. Evet, Mustafa Kemal düşmanla 5 yıl, cahillikle tam 15 yıl savaştı. Yine Atatürk'ün doğa sevgisi, çocuk sevgisi, hayvan sevgisi, bunlar hepimizce bilinen şeyler değil mi? Mesela sıtma yatağı olarak bilinen Yalova'yı bir termal cennetine dönüştüren Mustafa Kemal'den başkası değildir. Mustafa Kemal Yalova'da kendisine küçük bir köşk yaptırmıştı. Buradaki köşk bir 10 yıl kadar sonra bir çınar ağacının dallarının çok büyümesiyle bir tehlikeye düştü. O zaman bahçıvanlar dediler ki bu ağacın dallarının kesilmesi gerekiyor. Ancak Mustafa Kemal'den öyle bir cevap aldılar ki hepsi gerçekten çok büyük şaşkınlığa uğradı. Mustafa Kemal ağacın dallarının kesilmesi yerine köşkün birkaç metre öteye taşınmasını önerdi. İstanbul'dan getirilen tramvay raylarına köşkün temeli oturtuldu ve 5 metre kadar doğuya ilerletildi köşk. Şimdi diyeceksiniz ki ya madem küçük bir köşkmüş, yıksınlar, yenisini az öteye yapsalardı. Evet, bu kolay bir iş olurdu, ancak kolaylıkların değil, zorlukların, imkansız gibi görünenlerin adamıydı Mustafa Kemal. Onun vermek istediği mesaj şuydu:
Değil bir ağaç, bir dal bile korunmalıdır. Yine Yalova'daki termal kaplıcaların bahçıvanı Pandelli Usta'nın aktardığı üzere Mustafa Kemal buradaki kırmızı bir çiçeği çok seviyordu. Zaten o yüzden de bu çiçeğe Atatürk çiçeği ismi verilmişti. Yine Pandelli Usta şöyle der: köylü, işçi hiç kimseyi ayırt etmeden herkesle konuşurdu. Kibir nedir bilmezdi. Son derece sade ve gösterişsizdi diyor. Buna bir başka yabancı tanığımız var. O dönemin Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Comte de Chambern şöyle diyor: şüphesiz ki tahta çıkabilirdi. Tahta çıkmasına hiçbir şey engel değildi. Ancak basirete engel oldu. Atatürk milletin babası olmayı tercih edecek kadar kibirsizdi. Yıl 1925. Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulması çalışmaları başladı. Bunun için kurulan ziraatçılar ekibinden Atatürk, Ankara'nın etrafında örnek çiftliklerin kurulabileceği bir arazi araştırmalarını istedi. Gerisini ziraatçılardan dinleyelim. Çiftlik yeri için uzun boylu dolaşmaya lüzum görmedik. Sebebi basitti. Kıraç bir bozkırın ortasında bir ortaçağ kenti. Ankara'nın etrafında çiftlik olabilecek bir tek bile yer yoktu. Yine de ihtimaller arasında en az bugünkü yer üzerinde durduk. Çünkü burası çorak, batak bir yerdi. Tetkiklerimizin sonucunu paşaya ilettik. Paşa bizim sözlerimizin aksine burasını seçti. Ortak kanaatimiz olarak burasının uygun olmadığını söyledik. Ancak atanın cevabı netti: İşte istediğimiz yer, böyle olmalıdır. Ankara'nın ortasında çorak batak bir yer. Biz ıslah etmezsek kim gelip edecek? Millete örnek olmalıyız. Gerçekte amacı, tek bir otun bile bitmediği bu yeri verimli bir araziye dönüştürerek millete örnek olmaktı. İşte Mustafa Kemal, olanaksız gibi görüneni olanaklı kılan adam demekti. Mustafa Kemal kitap okumayı çok severdi. Cebindeki 2 kuruşun 1 kuruşuna kitap alırdı. 3.997 tane kenarına el yazılarıyla notlar düştüğünden okuduğunu bildiğimiz kitabı vardı. Ama sadece kitap okumuyordu, tam 13 tane de kitap yazdı. Bunların bir tanesi geometri kitabıydı. Evet, yanlış duymadınız, bir geometri kitabı yazdı Mustafa Kemal. O dönemde gezdiği bir okulda bir öğrencinin geometri terimlerinin Osmanlıca karşılıklarını söyleyemediğini, bunda çok zorlandığını fark etti ve bunun üzerine bir çalışmaya girişti. O dönemde geometri terimleri Osmanlıcaydı ve gençler söylemekte oldukça zorlanıyorlardı. Mesela üçgene müselles, dikdörtgene mustadil, beşgene muhammes deniliyordu. Mustafa Kemal yaptığı çalışmanın sonucunda bu Osmanlıca terimlere birer Türkçe karşılık bularak geometri öğrenimine büyük bir fayda sağlamıştır. Mustafa Kemal müzikle de ilgiliydi. Batı musikisine olan ilgisi kadar Türk musikisine de makamlarını ayıracak kadar ilgiliydi. O dönemde ilk operayı ülkemizi ziyaret edecek olan İran Şahı için Adnan Saygun'a besteletmiştir. Ve tabii ki yine bu sevgisinin bir örneği olarak Musiki Muallim Mektep, yani bugünkü konservatuvarların temeli atıldı. Onun için başarının 2 temel ayağı vardı: vatan sevgisi ve bilim. Atatürk başarısının sırrını şöyle açıklar: ekip lazımdır. Yani tek başına bir kimseye bütün başarılar yüklenemez. Onu organize etmek lazımdır ki bir başarıya ulaşılabilsin. Ben ne yaptıysam arkadaşlarıma dayanarak, milletime dayanarak yapabilmişimdir. İşte bu söz büyük alçak gönüllülüğünün yansımasıdır. O, yaptığı işlerle övünmektense daha fazla neler yapabilirim mi konuşmaktan zevk alırdı. Kendisiyle röportaj yapan Vasıf Çınar sorar: sizin en büyük eseriniz nedir? Atanın yanıtı yine nettir: benim yaptığım işler biri diğerine bağlı ve lüzumlu şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımı değil, yapacaklarımı sorunuz. İşte tam bir lider cevabı. Sürekli geleceğe bakan, dünden asla kopmayan ancak sürekli yarını düşünen bir lider. O, Türk milleti için bir kutup yıldızıydı. Ona bakarak yönümüzü, yolumuzu bulabiliriz. Daima gözünüzü onun ışığından ayırmamanız dileğiyle Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Hoşça kalın.